İş dünyasındaki kadın örgütlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda Profesyonel İş Kadınları Derneği İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Olsun var. Merhaba Aylin, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim ben de, seni gördüm daha iyi oldum. Şimdi ben seni tanıyorum çünkü niye? İşte kadınlar.com'da daha önce bir röportaj yapmıştık. Yazılı bir röportajdı. Evet. Tanımayanlar olabilir. Öncelikle seni tanımayanlar için Aylin Olsun kimdir? Biraz bahseder misin? Tabii, memnuniyetle. Süraycığım, öncelikle güzel bir dizi yayın başlattın. Seni tebrik etmek istiyorum. Bugün biraz da öncelikli bir konu üzerinde de konuşma fırsatımız olacak. Pek çok derneğe bir platform, kendilerini ifade etme şansını veriyorsun bize. Onun için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu davet için de benim için keyifli bir yayın olacak. Ben kimim? Bir insan kaynakları profesyoneliyim. Hayatımın büyük bir çoğunluğunu yabancı sermayeli şirketlerde, daha sonra da son dönemde de büyük Türk şirketlerinin İK başkanlığını yaparak geçirdim. Bir dönem kendi işimi yapma şansım oldu. Yaklaşık 2 yıl kadar. Orada da Avrupa Sanayi Yatırım Bankası'nın danışmanlığını yaptım. Şu anda ise aynı zamanda tabii ki bir profesyonel iş hayatım devam ediyor. Bir kurumsal firmanın insan kaynakları yöneticisiyim. Paralelinde de Profesyonel İş Kadınları Derneği, PWN İstanbul Network'ünün başkanıyım. Soracaksındır diye düşünüyorum. Evet, derneğe geçelim mi bilemedim. Ben abartıp geçiyorum ya. Profesyonel İş Kadınları Derneği tabii uluslararası bir dernek. Evet. Hem ondan hem de İstanbul oluşumundan bahseder misin? Ne zaman kuruldu ve neden böyle bir dernek kuruldu? Özellikle İstanbul Network'ündeki kadınların profilleri neler? Nasıl? Profesyonel İş Kadınları Derneği aslında global bir network, orijinal adı PWN diye geçiyor, çeviriyor, Professional Women Network. İş hayatındaki kadınları desteklemek ve cesaretlendirmek üzere kurulmuş bir network. 2000'li yıllara dayanıyor kuruluşu. İlk kuruluşta Paris Network ile başlamış, şehir ağları olarak büyüyor. Şu anda Avrupa, daha sonra bir yeniden bir markalama ve network ağının oluşturulma çabasıyla 2013 yılında Avrupa ağından global bir ağ olma yolunda değişim yaşadı. Biz de 2013 yılında kurulduk. Amacımız dediğim gibi toplumsal hayattaki toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadınlara eşit fırsat eşitliği verecek, iş hayatında gelişip ilerlemelerini sağlayacak şekilde cesaretlendirmek ve network ağı oluşturmak üzere kurulduk. Büyük bir network'üz. İstanbul ağımız yaklaşık 200 aşkın üyemiz var. 17'nin üzerinde kurumsal üyemiz var. Farklı meslek gruplarına hitap ediyoruz. Bir de adımızda kadın derneği olsa da bence altını çizeceğimiz önemli bir unsur. Kuruluşumuzdan itibaren kadınlı erkekli üyeleri kabul eden, kadınlı erkekli toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan bir network olduğumuzun da altını çiziyorum. Bu bence net kıymetli ve bizi birazcık daha farklı bir kulvara taşıyor. İkinci önemli farkı da global yapılanması. Yani dünya tabii iddialı olur ama ağırlıklı olarak Avrupa dışında Nijerya, Güney Amerika ve Amerika'da da networklerimiz var. 30'un üstündeki şehirde düşünün ki kız kardeşleriniz ya da erkek kardeşlerinizin olduğunu, ortak bir gaye noktasında işbirliği ve network oluşturarak birbirinize güvenmek ve iyilik temelinde bir işbirliği yapabileceğinizi düşünün. Güzel, keyifli bir network burası. Çok da önemli. Hem kadın erkek ikisinin bir arada olması açısından önemli, hem çok fazla üyeniz var. Amaç gerçekten zaten hani beklediğimiz, beklenti içinde olduğumuz bir amaca hizmet ediyorsunuz. Bu kadar geniş bir network ağının içinde peki siz hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Özellikle şu anda üzerinde durduğunuz çalışmaları, projeleri anlatabilir misin? Sivil toplum örgütlenmesinde aslında iyilik yapmak ve iyilik yaratmak insanları birleştirici bir unsur.
Biz iyi hissetmek noktasında bir araya geliyoruz. Ama ana temelimiz ne? Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadınla erkekli çalışan bir network olmak. O network'te de iyi hissetmeniz, birbirinize karşı bir tanışıklık ve samimiyet oluşturmanız lazım ki hem toplumsal hem de kişisel bazda bir fayda yaratabilirsiniz. Onun için tanışıklığı çok önemsiyoruz. Gelişim fırsatlarını çok önemsiyoruz. Öncelikle bir dönüşüm hikayesi yaratmak istiyorsanız bireysel bir dönüşüm yaratmanız gerekiyor ki toplumsal bir dönüşümün de öncüsü olabilirsiniz. Buradan yola çıkarak böyle bir giriş yaptıktan sonra biz öncelikle hem bireylerimize hem de kurumsal üyelerimize gönüllülük duygusunu öğretiyoruz. Yani bizim sadece bir bu kadar yani 17 kurumsal 200 bireysel üye çok büyük bir network yani pek çok şirket yönetmek gibi de bir de global bir platformu içerisinde olduğumuz için ufak bir iş olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada alçak gönüllü olmamamız lazım. Ama unutmayalım ki bu kadar büyük bir network'ü sadece bir profesyonelle yürütüyoruz. Yönetim kurulumuz, icra kurulumuz, bütün her şeyle gönüllülerle yürütülüyor. Kurumların desteğiyle ya da bireylerin desteğiyle. Bu çok kıymetli bir şey. İnsanlara gönüllülük duygusunu, hele de Türkiye'de biliyorsunuz gönüllülük son derece yeni bir kavram. Bunu öğretmeye çalışmak ve bu konuda somut ve sürdürülebilir işler yaratmak çok kıymetli. PWN'de kendi içimizde ve kurumlarda bir kere öncelikle toplumsal cinsiyetin biz bir sözcüsüyüz. Yani nedir bu toplumsal cinsiyet eşitliği? Niçin fırsat eşitliği önemli? Kendi kurumlarınızda bu dönüştürücü etkenlerle yol haritasını nasıl kurabilirsiniz? Gene bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. İkincisi kız kardeşlik, işbirliği ve samimiyet oluşturma demiştik. Çünkü yeni dönem dünyamız artık networkle yürüyor. Yani bilgiye ulaşmak, yetkinlik kazanmak çok önemli ama daha önemlisi bir tanışıklık ve bir network, ağlarla yönetim denilen yeni bir kavram var. İşte biz kurumlara ve bireylere bunu sağlıyoruz. Çok kendi kabuğunuzun dışına çıkın diyoruz. Ortak bir gaye uğrunda farklı mesleklerde ya da aynı mesleklerde ama farklı sektörlerde insanlarla bir araya gelin, bir şeyler yaratın. Bunu da çok kıymetlendiriyoruz. Mentor programlarımız var. Farklı segmentasyon gruplarını oluşturduk. Yani kim bu üyelerimiz, niçin bize üye oluyorlar, biz nasıl dokunabiliriz? Mesela şu anda insan kaynakları profesyonelleriyle, hukuk profesyonelleriyle, farklı sektörlerin genel müdürleriyle 3 ayrı network, alt networkler oluşturduk. Bunları bir araya getiriyoruz. Hepsine dediler ki biz somut proje oluşturacağız. O zaman oluşturun dedik. Siz oluşturun, biz sizleri bir araya getirelim. Oluşturuyorlar. Gerçekten inanılmaz projeler var şu anda. Üniversitelerle var. Globalde mesela yine genç nesile girişimciliği ve inovasyonu öğretmek için bir proje var. Covid sonrası işlerini yönetemeyen ya da sıkıntı yaşayan biliyorsunuz mikro girişimci ya da girişimcileri nasıl ayağa kaldırırız onunla ilgili projeler var. Kurumsal yaşamda özellikle bu dönemde çok sıkıntı pandemi döneminde, karantina döneminde yaşadık. Bunlarla ilgili kurumlara nasıl destek olabiliriz ya da biz kadınlara nasıl daha iyi hissettirebiliriz? Onların çalışmalarını yapıyoruz. Çok fazla hız kaybetmedik açıkçası. Pandemi bize yeni kaslar kullanmayı öğretti diyebilirim. Sesinizi tamam. Duymuyorum galiba. Seni dinlerken başım döndü. Çünkü o kadar çok çalışmıyorsunuz ki hani her birini herhalde ayrıntılı anlatmaya çalışsak saatlerce sürer bu. Evet, görüşmeler. Evet. Peki şimdi tabii ki sen hem kendi deneyimin de var hem de derneğin içindesin ve bu dernekte de evet yönetim kurulu başkanısın ama çok uzun yıllardır da sivil toplumun içindesin. Bu derneğin de kurucu üyesin evet, aynı evet, zamanda. Evet. Bu yüzden de çok yakın gözlemleme imkanın var. İş dünyasında kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar? Hem kendi deneyimin hem de çevrende gördüklerin ışığında anlatabilir misin ve bu sorunları aşmak için kadınlar neler yapabilirler? Zaman içerisinde bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben de pek çok farklı sivil toplum kuruluşunda yer aldım ama
PWN sayesinde özellikle toplumsal cinsiyet konusunda gönüllü oldum ve bu konuyu öğrendim, onu söyleyebilirim. Bu zaman içerisinde evet kurumlar önce kavram olarak bunu anlamaya, anlamlandırmaya çalıştılar. Sonra biraz ucundan tutmaya çalıştılar. Ama daha gidecek çok yol var. Zaten raporlar da gösteriyor biliyorsun. Yani kadın erkek eşitliği, fırsat eşitliği için biz bu kadın erkek eşitliği deyince de bir biyolojik eşitlik zannediliyor. Aslında toplumsal hayattaki fırsat eşitliğini kastediyoruz. 150 yıl geçmesi gerektiği söyleniyor. 150 yıl da öyle kolay geçecek birkaç ömür. Yani onun için ne sabır ne ömür yeter diyeceğim. Biz de bunu hızlandırmaya çalışıyoruz hepimiz var gücümüzle. Birazcık ucundan tutmak istiyoruz. En azından bizim yaşayamadıklarımızı bizim o çocuklarımız ya da bizim torunlarımız yaşasın. Yeni nesillere daha iyi bir yaşam belirtelim istiyoruz. Çok uzattım ama kısaca ne sorunlar var? Toplumda aslında kariyer, iş yaşamındaki kariyeri ön plana çıkartacağım. Başlangıçta istihdama girişte kadınlar dezavantajlı. İstihdama girişten sonra belirli bir noktada başarılı ve uzun tutunabildikleri gözüküyor. Ama nerede ki, ne zamanki çocukları oldu ya da işte biraz daha olgunlaştılar, tam kariyerlerin en verimli çağlarında bir de yaşlı etrafındaki çevrelerinin ne sorumluluklarını da yürüttükleri zaman bu sefer çoğu zaman hele de çocuk sahibi olduğunda hele de ikinci çocuk sahibi olduğunda çoğu kadının istihdam dışı kaldığını ve tekrar iş bulamadığını görüyoruz. Biliyorsunuz Mercer'ın Kadın Parladıkça Ekonomi Parlar diye bir iki dönemdir birlikte yaptığımız bizim bir araştırma var. Strateji ortağıyız. Orada bu çok önemli bir şekilde gösteriyor. Yani kadınlar istihdama girdiği kadar istihdamda belirli bir süre sonra kalma ve devam etme sorunu yaşıyorlar. Özellikle olgunluk döneminde, 35 yaşın sonrasında bence en ciddi sıkıntılardan bir tanesi o. Tekrar istihdama geri dönemiyorlar. Bu bir başka sorun. Ondan sonra tabii ki iş hayatıyla birlikte özel hayatları, aile sorumluluklarını yönetmek zorundalar ki pandemi döneminde yine konuşacağız. En fazla etkilenen taraf yine maalesef kadınlar oldu. Yani iş hayatındaki erkek egemen rolleri değiştirme sıkıntıları var. Meslekler bazında sıkıntılar var. Yani bazı mesleklerin sadece erkek egemen, erkek rolleriyle özdeşleşmesi, bunu değiştirme, bu ön yargılarla mücadele etme konusunda sıkıntıları var. Hepimiz bunların bir ucundan tutuyoruz. Allah'tan ki bir sürü kadın derneği var. İyi ki varız diyeceğim. Elbette iyi ki varsınız diyorum ben de. Peki sorunları sıraladın. Bunların aslında temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor. Hı-hı. Toplumun zihniyet dönüşümü nasıl sağlanabilir ve kadın erkek arasındaki eşitlik ve senin de söz ettiğin gibi bu eşitlikten kastettiğimiz şey bedensel bir eşitlikten söz etmiyoruz. Hı-hı. Eşit haklara sahip olmasından söz ediyoruz. Hı-hı. Hayatın her alanında. Nasıl sağlanabilir ve ne yapılmalı bunun sağlanabilmesi için? Konuşmak başlangıçta bence önemli bir başlangıç. Konuşmayı öğrenmek ve bu konuda kavramsal olarak aile içinde, sokakta, kafelerde, barlarda, herhangi bir yerde bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sorunlar konusunda konuşmaya başlamak bile büyük bir fırsat. Çünkü çoğu zaman biz bunların çoğunu kadınlar bile kendimiz için farkında değiliz. Ben kendi arkadaşlarımla tatile çıktığımda her seferinde bunun böyle zaman zaman tartışmaları oluyor. Erkeklerden çok bazen kadınları ikna etmek zorunda bile kalabiliyorum. Onun için konuşmaya başlamak, en azından soru işaretleri oluşturmak önemli bir başlangıç olarak diye düşünüyorum. İkincisi, kadınları sivil toplum kuruluşlarına gönüllülüğe alıştırmak lazım. Hepimizin çok sorunu var. Evde sorumluluklarımız var, iş yerinde sorumluluklarımız var, toplumsal kabuller var. Dolayısıyla gönüllülük konusu, STK'larda çalışmak konusu bize çok yabancı gibi geliyor. Ama bu gerçekten kişisel gelişimimiz için, kişisel güvenimiz için ve toplumsal dönüşüm için önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyin başında bütün muhtemelen diğer liderlerle de konuşuyorsundur. Hep ön yargılar diyecekler. Ön yargılar çok önemli. Bazı şeyleri düşünmeden yaşıyoruz, düşünmeden hareket ediyoruz. Ve onun acılarını da
yaşadığımız zaman canımızla ya da bedenimizle ölçüyoruz, ödüyoruz diyeceğim, yalnız söyledim, ödüyoruz. Dolayısıyla bu konu önemli ama öncelikle konuşmak, arkasından eğitmek, arkasından gönüllü orduları yetiştirmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. En sonunda da daha önce, yıllar önce bir yurt dışında bir konferansta konuşmuştum Kazakistan'a gittiğimde. Onlara demiştim ki eskiden sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk konuları hep devletin işlemesi gereken bir konuydu. Fakirlikle mücadele, işte şiddetle mücadele, çocuk konuları, biliyorsun bir sürü konu var ve ondan sonra çevre konusu. Ama şu anda toplumda artık o kadar endüstrileşme ve şehirleşmeyle problemler o kadar büyüdü ki sadece devlet de değil, özel sektörler, sivil toplum kuruluşları, devlet, bütün ekosistemdeki bütün partnerler, bütün paydaşlar hep birlikte hareket etmesi lazım. Bence bu işbirliği kültürünün bütün paydaşlar arasında yayılması da önemli diye düşünüyorum. Çok da önemli bir noktaya değindin. Son cümlelerin gerçekten üzerinde durulması ve altı çizilmesi gereken cümle. Çünkü biz iş dünyasında kadının uğradığı eşitsizliği, kadının uğradığı ön yargılardan bahsediyoruz ve kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için mücadele ediyoruz ama bu mücadele kazanıldığında ve senin de bahsettiğin gibi konuşa konuşa bir farkındalık yaratıldığında bütün toplumu etkileyecek. Yani sadece kadının değil, çocukların, erkeklerin, bütün toplumun, ülkenin ve dünyanın var olan halinde bir iyileşme söz konusu olacak, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Ya zaten hepimiz baştan da biraz önce PWN'de dedim ya, yani genel misyon belki alışılmasın aksine biz iyi hissedeceğimiz bir ortamda iyi duygular yaratacağımız bir iklim yaratmak istiyorum demiştim. Bence bu her şeyi kapsıyor. Yani çevreciysen de, kadın hakları savunucusuysan da, çocuk hakları savunucusuysan da, yani bu toplum içerisinde herhangi birey olarak bir şey yapmak istiyorsan, aslında hepimiz eninde sonunda iyi bir dünya, iyi bir iklim yaratmak istiyoruz. Çünkü hepimiz iyi bir hayat sürmek istiyoruz. Evet, evet. Güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Profesyonel İş Kadınları Derneği İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Olsun bizimleydi. Teşekkür ederim.